TRT Haber ekibinden Ali Artmaz bizlerle birlikte ve sözü hemen Ali'ye bırakıyoruz. Evet Fuat Kozluklu, sen de yıllarca New York'ta görev yaptın. Belki de dünyanın en önemli diplomasi zirvesidir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulları birkaç gün devam eder ve her lider önemli mesajlar verir. Her ülke biraz da kendi gücünü göstermeye çalışır ama biz daha zirve başlamadan bu haftaya damgamızı vurduk. Özellikle Türk evinin açılmasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da özellikle bunu vurguladı. Buradaki özellikle Türk toplumu da bundan fazlasıyla gurur duyuyor. Biz de burada çalışan bir gazeteci olarak ve diplomasinin kalibi olacağını da gösterdi. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabullerine Türk evinde devam ediyor. Önce Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'i ağırladı. Yine Volkan Bozkır geçen dönemin dönem başkanıydı. Ve yaklaşık bir saat sonra da İngiltere Başbakanı Johnson'ı ağırlayacak. Gerçekten önemli bizim hem dünyaya vereceğimiz mesaj hem de orada yapılan kabullerle Türkiye'nin gücünün gösterilmesi ve gelen liderlere bu büyüklüğü de gösterme adına oldukça önemli. Ama arada da devam eden başka programlar var. Örneğin yaklaşık 40-45 dakika önce Türkan Vakfı'nın öğrencileri ve yetkilileriyle görüştü. Türkan Vakfı özellikle İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde buraya okumaya gelmiş öğrencileri desteklemek amaçlıyla kurulmuş bir vakıf. Her ABD'ye ve İngiltere'ye geldiğinde de o öğrencilerle buluşuyor. Orada da önemli mesajlar verdi. Bizim ne DAEŞ'a, ne PKK'ya, ne FETÖ terör örgütüne kaptıracak tek bir evladımız bile yok dedi. Gerçekten önemli bir mesajdı. Gençlere sahip çıkacağız dedi. Yine akşam saatlerinde ekonomiyle ilgili önemli bir toplantı var. Türkiye-Amerikan ilişkilerinin özellikle ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması adına bir konferans var. Burada hem yatırım yapan Türkler hem de özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden önemli iş insanlarıyla bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ama tabii gözler yarın da olacak. Öğleden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her lider gibi konuşma sırası gelecek. Yıllardır dünyaya verilen en önemli mesajdır. Dünya beşten büyüktür. Son çıkan kitabı da bunu özetliyor aslında. Adil bir dünya mesajı var. Yarın da büyük ihtimalle bunu vurgulayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii birçok başlık var. Afganistan, göç, Suriye, Libya, Kıbrıs, yine pandemi konusu. Bunların hepsine değinecektir. Ama yine damgayı vuracağına da eminiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği mesajlarla. Ama son verdiği mesaja gidelim istersen. Yaklaşık yarım saat önce Türkan Vakfı'nda öğrencilere hitap etti. Orada verdiği mesajları içeren haberimizi ekranlara getiriyoruz. İster DAEŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun, bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz, tek bir evladımız yoktur. Bilerek ya da bilmeyerek bu yapıların ağına düşen, ulaşamadığımız, elinden tutamadığımız her bir gencimizin sızısını yüreğimizde hissediyoruz. Bunun için onlar bir çalışıyorsa biz beş çalışacağız. Onlar bir faaliyet yapıyorsa biz on faaliyet yapacağız. Karşımızdakiler bir gence ulaşıyorsa biz yüzlercesine, binlercesine ulaşmaya gayret göstereceğiz. Ama bu hainlerin, bu mankurt sürüsünün gençlerimizin aklını ve kalbini zehirlemesine fırsat vermeyeceğiz. Sizler asla sıradan bir ülkenin, sıradan bir milletin evlatları değilsiniz. Vatanı, bayrağı, ezanı ve istikbali söz konusu olduğunda ölümü öldüren cesur bir milletin çocuklarısınız.